Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. AYT Edebiyat 4. Genel tekrarını yaptık. 3 dönemi işledik. Şimdi de soru çözümlerini yapıyoruz. Evet, Servet Fiyun'un Fecraati Milli Edebiyat, onunla ilgili 15 sorumuz var. Hemen başlayalım. Evet. Hangisinde verilen bilgilerle ayrı çerçeve sanatçı uyuşmaz demiş Nagihan. Mehmet Rauf'u vermiş ilk olarak. Edebiyat ve hukuk makalesinden dolayı demiş ama edebiyat ve hukuk makalesi kimindi? Hüseyin Cahit Yalçın'ındı. Ama bilgi doğru. Doğru. Servet Fiyun'un dergisi onun kapatılıyor ama Mehmet Rauf'un değil. Cevap Adana. Diğerlerini hemen hatırlayalım. Ahmet Hikmet Müftüoğlu için Türkçülük yeni lisan akımını benimsedikten sonra Türk yurdu, Türk derneği denginlerini geçtikten sonra milli konularda sade dille hikayeler yazmıştır. Doğru. Süleyman Nazım için ne demiştik Nagihan? Servet Fiyun'un Namık Kemal'i demiştik. Cenap Şahabettin zaten şiir kelimelerle resim yapma işidir. Zaten Parnasim'le etkilenmişti. Bu da doğru. Aruz Ölçüsü'nü Türkçe başarılı uygulayan da kimdi? Tevfik Fikret'ti. Bu bilgiler doğrudur. Numaralama cümlelerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in özelliklerinden değildir? Birçok edebi türde eser vermesine rağmen ki mensur şiirler yazmış, ondan sonra tiyatrolar yazmış, anılar yazmış, romanlar yazmış ama esas ününü nerede? Romanlarıyla romanda sağlamıştır. Evet. Zaten modern Türk romancılığının kurucusu kabul edilir. Aşkı kendisi. Memnun. Aynen, evet. Sanatlı bir söyleyişi var zaten. İyi bir gözlemci, o da realizmin etkisiyle. Dili de oldukça ağırdı zaten. Güzel. Eserleri teknik açıdan kuvvetlidir. Bu yönde romancılığımızın üstadı sayılır. Demin zaten bundan bahsetmiştim. Hı hı. Romanlarında sıradan insanları hayat özelliklerini işlemesine rağmen buraya dikkat. Hiç Halit Ziya romanlarında sıradan insanlar işler lütfen mi? Lütfen kahvaltıya topuklu ayakkabılarla yani, ineceğiz. Yalı hayatı. Yalı hayatı. Aşkı memnun değil mi? Evet. Behlül Kaçar. Onun tabii, için tabii. Hikayelerinde üst tabakadan hayat işlemiştir. Demek ki tam tersi olacak değerli gençler. Hı hı. 4 numara yanlıştır. Hemen her şey onun eserlerinde konu olarak kullanılmıştır. Evet. Servet-i Fiyun'un hikaye ve romanının özelliklerinden değildir diyor Nagihan. Bu dönemin romanlarında olay örgüsü, konular, konuşmalar başarılı bir biçimde yer alır. Evet, çünkü teknik açıdan başarılı ilk romanlar Servet-i Fiyun'da yazılmıştır edebiyatımızda. Öyleyse bu doğrudur. Dönemin siyasal ortamı nedeniyle daha çok bireysel konular işlenmiştir. Doğru. Sanat ilkesi vardır. Bu dönem roman öyküleri sadece aşk konusunu işlemiştir. Tamam sadece, yani belirgin aşk konulardan birisi aşk ama sadece deyip bunu bu şekilde sınırlandıramayız. İnsan psikolojisini konu alan romanlar da vardır. Ve hatta Mehmet Rauf'un Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanı da vardır. Öyleyse Eylül de yine sanki bu dönemde değil mi? Tabii. Ama gerçi o da aşk. Ama aşk konusu da var. Yasak aşk. Servet Fiyun'un döneminin en başarılı romancısı tabii ki Halit Ziya Uşaklıgil. Halit Ziya abimizdir. Servet Fiyun'un romanı Tanzimat romanından daha sağlam bir tekniğe sahiptir. Bu da doğrudur. Doğru. Buyurun. Hangisi Tevfik Fikret'in özelliklerinden değildir? Kendi akımının yani Servet Fiyun'un demek istiyor. Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerindendir. Doğru. Sembolizm akımından etkilenmiştir. Hmm. Şimdi Servet Fiyun'un da Nagihan Parnasizm ve sembolizm etkisi vardı. Ama Tevfik Fikret'te sembolizm etkisi yoktur. Ne etkisi vardır hocam daha derseniz. Parnasizm etkisi vardır. Yani adeta şiirle resim yapmadır. Tevfik Fikret'in kendisi zaten ressamdır. Aynı zamanda onu da belirtelim. Cevap Bursa. Aruz'un ölçüsünü Türkçe başarılı uygulaması, Şermin adlı eserde hece ölçüsüne yer vermesi, fen, bilim, teknik konularını önemsemesi ve şiire sokması da Tevfik Fikret'in özellikleridir. Evet. Öjeniz gayet iyiymiş. Devam edelim. Şimdi gözüme çarptı. Okuyalım hocam. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin'in özelliklerinden değildir? Sanat, sanat içindir. Görüşünü benimsemiştir. Doğru. Zaten Cenap Şahabettin Servet Fiyuncu olduğuna göre bu bilgi dönemin doğrudur. Dönemin özelliği. Halk arasında birçok dizesi atasözü gibi kullanılmaktadır. Şimdi bak böyle bir abimiz vardı edebiyatımızda. Yani bir kere sanat sanatçının görüşünü benimsediği için Cenap Şahabettin'in şöyle bir şey olabilir mi? Ben şiir yazayım, atasözü gibi öğüt vereyim. Halk için ha, değil. Zaten öyle bir derdi olamaz. Ama özellikle Tanzimat döneminde birçok dizesi atasözü gibi kullanılan bir abimiz vardı. Kimdi o abimiz? Ziya Paşa. Ziya Paşa evet. Evet, Adana valisiyle yapmış. Eşeğe altın semer vurmuşlar. Eşek yine eşek. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz gibi dizeleri vardır. Parnasim akımından etkilenmiştir. Doğru. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hani hocam Tevfik Fikret Parnasim'den etkilenmişti. Tamam. Tevfik Fikret de etkilenmiş. Cenab-ı Şahabettin zaten Parnasizmi ve sembolizmi ilk getiren odur. Tamam mı? Onu da söyleyelim. Dili süslüdür zaten. Doğru. Şiiri kelimelerle resim yapma. O da zaten Parnasizme atıf. Evet. Numaralanmış cümlelerden hangisi Servet-i Fiyun'un edebiyatı özelliklerinden değildir demiş değerli gençler. Edebiyatı Cedide, Servet-i Fiyun'un dergisi çevresinde toplanan sanatçıların batı etkisinde geliştirdiği bir edebiyat. Evet, doğru mu? Zaten çok doğru. Temel bir özellik. Bu dönemde Türk edebiyatı anlayış, içerik, teknik bakımdan batılı nitelik kazanmıştır. Tabii ki. Şiir, hikaye, roman, edebi tenkit, makale, mensur şiir. Şimdi şiir var, hikaye var, roman var, edebi tenkit, makale, mensur şiir ki mensur şiirin ilk örnekleri o dönemde yazılmıştır.
çok önem verilerek bu türlerde batılı örneklere ulaşılmıştır. Doğru. Dikkat edersen tiyatro yok. Hı hı. Çünkü o dönemde gerilemiştir. Romanda klasisizm ve romantizm, şiirde parnasizm ve futurizm etkisindedir. Şimdi futurizm değil, fütürizm bu arada. Romanda klasisizm ve romantizm yanlış. Neden? Çünkü o dönemde Servet Fünun döneminde nagihan ne etkisi vardı? Realizm etkisi vardı. Öyleyse cevabımız Denizli. Hem şiirde hem romanda bireysel konulara yer verilmiştir. Evet. Bu bilgi de doğrudur. Eser yazar eşleşmesi sorulmuş nagihan. Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklıgil'in bir romanıdır. Doğrudur. Hı hı. Kavgalarım Hüseyin Cahit Yalçın'ın o dönemdeki edebi eleştirileri toplamış olduğu bir kitaptır. Evet. Doğru. Tiryaki Sözler Mehmet Rauf yanlış. Çünkü Tiryaki Sözler Cenab-ı Şahabettin'indir. Cenab-ı Şahabettin'indir. Öyleyse cevabım sanki arkadaşlar Ceyhan, Nimet Şinas, Hüseyin Rami Gürpınar'ın Gecelerimde Ahmet Rasim'in eserleridir. Buyurun. Boş bırakılan yere hangisi getirilebilir diyor. Şimdi Feyza Atici'lerin çoğunluğu gibi ayrıcalıklı bir okul olan ayrıcalıklı Galatasaray, iyi bir okul olan diyelim. Galatasaray'ı bir ayrıcalıktan kastı şu arada. Yani Fransız eğitimi verildiği için orada daha zeki insanlar o okula gidiyor. Galatasaray'ı bitirir. Oo, futbola merakı yüzünden bu kulübün kurucuları arasında yer alır. Güzel insan. Gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katılır. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Çanakkale cephelerinde görev alır. Ruşen Eşref Atatürk'ün onu yemeğe çağırdığı Kin adlı şiirini okuttuğunu anılarında belirtir. Bakın Kin şiiri. Bunu hatta Victor Hugo Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı bir şiir yazıyor. Balkan Savaşları sırasında ona karşılık olarak Emin Bülent Serdaroğlu da Kin şiirini yazmıştır. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Fenerbahçe'ye gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu da Emin Bülent Serdaroğlu'dur. Evet, diğer sorumuza geçeriz. Evet. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Piyale isimli şiir kitabının başına koyduğu şiir hakkında bazı mülahazalar. Ahmet Haşim. Vay be. Kim bu? Bunu hatırlıyorum. Ahmet Haşim, geçelim. Evet. Hatta bu makaleyle nagihan Ahmet Haşim Türk Edebiyatı'nda saf şiirin de temellerini atmıştır. Dersi iyi dinledim. Evet, bakalım ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyatın özelliklerinden değildir demiş nagihan. Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin 1911'de Selanik'te çıkarttıkları Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır. Evet. Doğru. Hikaye ve romanlarda İstanbul dışındaki hayat anlatılmaya başlamıştır. Yani böyle tam anlamıyla İstanbul dışındaki hayat anlatmaya başlamamış ama özellikle milli edebiyatın yarısından sonra İstanbul dışındaki hayat anlatılmaya başlamıştır. Öyleyse bu da doğrudur. Türk kültürünü ve Türk tarihini incelenmemiş bir hazine olarak görmüşler ve o alana yönelmişlerdir. Doğru. Dilde sadeleşme hareketi büyük ölçüde başarıya ulaşmıştır. Doğru. Çoğunlukla tam ve zengin kafiye, bazen de yarım kafiye kullanmıştır ama milli edebiyat şiir anlayışını benimseyenler halk edebiyatından örnek alıyorlardı. Halk şiirinde en çok ne ölçüsü kullanılıyordu? Hece ölçüsü. Bunun yanında yarım kafiye kullanılıyordu. Tam ve zengin kafiye ise değerli gençler divan şiirinin özelliğiydi. Öyleyse burada yanlış bilgi verilmiş. Evet. Evet, uzun olduğu için sen okun. Parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şiiri düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak kabul eden sanatçı daha çok Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak tanınmıştır. Evet, sosyoloğa dikkat, hatta kendisi ilk Türk sosyoloğu kabul edilir. Bir yerden tanıdık geldi ama devam edeyim. Önceleri bütün dünya Türklerini bir bayrak altında toplamayı amaçlayan Turancılık görüşüne bağlıyken sonraları Türkiye Türkçülüğü düşüncesine yönelir. Evet, genel tekrarlarda bundan da bahsetmiştik. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanırken Turan adlı şiir hariç konu olarak daha çok eski Türk tarihine, İslamiyet öncesi dönemlere yönelir. Bir kere Türkçülük vurgusu var. Türkçülük düşüncesini sistemleştirmesi var. Sosyolog Ziya olması Gökalp var. Midir? Tabii ki cevap hangisi? Evet. Ziya Gökalp. Faruk Nafiz Çamlıbel'in özelliklerinden değildir. Aruz ölçüyle yazdığı ilk şiirlerinden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır. Doğru ki 5 hececilerin tamamı önce aruzla başladılar, sonra heceye dönmüşlerdi. Sanat adlı şiiriyle memleketçi edebiyat anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Evet, hatta batılı şiir anlayışı benimseyenlere burada atarlanmıştı. Faruk Nafiz Çamlıbel hatırlayın. Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerde işlemiştir. Tabii ki. Şiirlerindeki başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. Doğru. Sanatçının Fırtına ve Kar isimli şiiri türünde bir eseri vardır diyor ama Fırtına ve Kar Orhan Seyfi Orhon'un bir eseridir. Dolayısıyla Faruk Nafiz'in değildir. Buyurun. Evet. Ayrıca verilen romanla ilgili değildir. Demiş ki bu romanlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanları. Bakalım. İmparatorluğun çöküş yıllarında başlanarak Abdülaziz dönemi anlatılır. Hep o şarkı.
Doğru. İkinci Abdülhamit'in baskısından Fransa'ya kaçan aydınların hikayesi anlatılır. Hüküm gecesi. Şimdi burada bir sürgün anlatılıyor. Öyle olduğu için bu hatta bir doktorun hikayesi anlatılır burada. Ondan bahsediliyor. Buradaki eserin adı Bir Sürgün. Dolayısıyla hüküm gecesi değildir. Hmm. Hüküm gecesinde o dönemin partiler arasındaki siyasi çekişmeleri anlatılır. Onu da söyleyelim. Tekkelerin meşrutiyet dönemindeki yozlaşmanın işlediği eseri Nur Baba, işgal altındaki İstanbul'un ahlaki bulutlarını işlediği roman Sodom ve Gomorre, Cumhuriyet'ten 1952'ye kadar yaşanan dönemin genel görünümünü anlattığı roman ise Panorama adlı romandır. O halde cevabımız hangisidir arkadaşlar? Bursa. Buyurun Nagihan Hanım. Aldım. Evet. Milli Edebiyat Dönemi romanının özelliklerinden değildir demiş. Milli tarihimiz toplum sorunları anlatılmıştır. Doğru mu? Doğru. Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri temsilcilerdir. Anadolu insanı ilk kez gerçek anlamda ele alınır. Çünkü Servet Fünun'da falan o kadar anlatılmamıştı. Burada yavaş yavaş girildi. Özellikle Refik Halit Karay'la beraber bu sağlanmıştır. Yeni lisan etkisiyle sade dil kullanılmıştır. Doğru. Şimdi dikkat. Gözleme önem verilmez. Romantizm etkisi tam tersi. O dönemde de romanlarda ne etkisi vardır? Realizm etkisi vardır. Öyleyse cevabımız Edir. Neydi? Edirne. Evet. Geldik son soruya. Ebubekir Hazım Tepayran romanıyla Refik Halit Karay isimli eseriyle Milli Edebiyat döneminde olayların geçtiği yeri İstanbul dışına çıkarıp Anadolu'ya taşımışlardır. Burada Ebubekir Hazım Tepayran'ın Küçük Paşa adlı eseri ve Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri adlı eseri gerçekten de Türk hikayeciliğinin ve romancılığında Anadolu'nun gerçekçi bir gözlemle anlatıldığı ilk eserlerdir. O halde cevabımız hangisidir Nagihan? Bursa'dır. Bursa.